Başkonsolosumuz Sayın Ertan Bey ile Ertan Yalçın Bey ile beraberiz. Bu özel gecede bizim için gerçekten Türk toplumu için çok önemli bir olay. Bir Türk-Amerikan bayan üstelikle Derya Hanım'ın belediye başkan yardımcısı olarak seçilmesi Patterson'a. Bu konu hakkında sizin de görüşlerinizi alabilir miyiz Ertan Bey? Tabii ki. Gerçekten ben de çok mutlu oldum. Bu akşam burada Türk toplumuyla birlikte olmaktan özel bir gece. İlk kez Amerika'da bildiğim kadarıyla bir Turkish American, Türk Amerikalı belediye başkanı yardımcılığına görevine getiriliyor. Bunun bir kadın olması daha da gurur verici. Bunu bugün kutlamak için buradayız. Belediye Başkanı Torres'le yaptığım konuşmada ona da söyledim. Türk toplumunu bir araya getirerek böyle bir görevliyi kendisine yardımcı olarak seçmesi gerçekten büyük bir başarı bence. Öncelikle ona teşekkür ediyorum. Türk toplumu adına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına. Türk toplumu gittiği her yere bir değer kazandırır, bir güç kazandırır. Bunun da burada Patterson'da çok güzel bir örneğini görüyoruz. Derya Hanım'ı biz zaten tanıyoruz toplumsal olarak yaptığı başarılı çalışmalardan. Bu başarılı çalışmalarını şimdi yaşadığı şehrin belediyesinde de göstereceğini, burada el birliğine katkıda bulunacağına eminiz. Bizim için bir gurur kaynağı oldu. Ben Derya Hanım'ı tebrik ediyorum. Ayrıca Belediye Başkanı Torres'e de tekrar buradan sizin aracılığınıza da teşekkür ediyorum bu seçiminden dolayı. Çok teşekkür ederiz efendim. Tekrar teşekkürler. Yemeğinizi böldük. Sağ olun. Afiyet olsun. Senator Pou, first of all, thanks for this opportunity to give us this interview quick. And we interrupt your dinner. Thanks very much for that. But this is a special occasion for Turkish-American community here in Patterson. I believe this is the first time a Turkish-American woman actually has been selected as a deputy mayor in Patterson. What do you think about that, especially as a woman? Well, I'm ecstatic and I'm very thrilled, not only because she is a woman, and indeed we are so very happy about that, but because she's an incredible young woman who is very talented and has been a strong advocate for her community and throughout all of the residents of the state of New Jersey. So I'm really very happy that Mayor Torres saw something very important in someone who certainly can be representative of her community. So as a woman, I know that she's going to do just fine. Certainly we are tough, we are strong, and she certainly is able to do all of that. Would you like to have a message maybe for the Turkish community to encourage them more, to have more people in the politics, in the U.S. Maybe senator? Well, first let me just say that the Turkish community in the city of Patterson, but all throughout the state of New Jersey, plays a very important role. Many of them have been extremely involved in the political process. We encourage them to continue to do that. For all the Turkish Americans that are out there, I encourage them to absolutely exercise their civil rights of making sure that they go out and vote on election day. Vote for whoever you want, but exercise the right, the civic rights that you have to go out there and vote, and your voices will indeed be heard. So by all means, do I certainly encourage everyone to do that. Thank you very much, Senator Pou. My pleasure. Thank you very much. Thank you. Mr. Mayor Torres, very nice meeting you and thanks for having us tonight. Thank you. We like to have your feelings about this special occasion, especially the first time, I believe, in Patterson history, a Turkish-American woman has been selected as your deputy mayor. What would you like to tell us about this occasion? I would like to share with you that Patterson has a history of many firsts. If you follow the history of Patterson, the first locomotives were made in Patterson, the first submarine was in Patterson, the polio vaccine was in Patterson, and we're named after the first governor of the state of New Jersey, William Paterson. And so today, this is a remarkable day, a very historic day, that we recognize the many contributions that our Turkish Americans have contributed here for over decades here in Patterson, New Jersey. And finally, my administration, being an administration of inclusive, found a lot of talents and treasure in Derya. And as I appointed her as my commissioner to the library, and today elevated her as the first Turkish American deputy mayor in the history of Patterson. Thank you very much for this opportunity and for your great support to the Turkish community here in Patterson. Thank you, sir. Thank you, sir. Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Atilla Pak'la beraberiz şu anda. Onu da hemen duygularını alacağız. Derya Taşkın'ın bu güzel gecesinde beraberiz. Patterson Belediye Başkan Yardımcısı olarak seçildi. Sanırım ilk defa Amerikan siyasetinde bir Türk, üstelik bayan, ekstra güzel bu göreve, güzel göreve getirildi. Sizin duygularınızı alalım efendim. Tabii öncelikle şunu belirtmek isterim. Derya Taşkın sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz değerli bir kardeşimiz. Bu durumlar bizim için pek sürpriz olmadı Derya için açıkçası. Çünkü daha liseden beri çalışan ve belediye ile ilişkilerini sürekli sürdüren bir arkadaşımız. Ben Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu olarak elbette izlediğimiz lobi çalışmalarında, izlediğimiz politika, Amerika'daki politikalarımızda hedeflerimiz hep bu tip makamlar, bu tip yerler aslında. Bizim için ayrı bir gurur, bizim için ayrı bir heyecan. Gerçekten çok heyecanlı bir gün bizim için, özellikle benim için. Çünkü ilk oluyor ve ben bunun bir şahidi olarak buradayım. Hakikaten az önce belediye başkanımızın kendisi hakkında söylediklerini duydunuz. Çok güzel bir duygu. Yani şu an duygularımı tam olarak ifade edemiyorum ama inanın bizim için, özellikle Türk-Amerikan toplumu için inşallah ve umut ediyorum bu ilk olur ve bundan sonrakilerde devamı gelir. Bundan sonra her seferinde bu şekilde gelir, kutlamalarını yaparız. Bu bize bir örnek teşkil edecektir. Birçok gençlerimize örnek teşkil edecektir. Ben kendisini kutluyorum ve Türk-Amerikan toplumunda ayrıca kutluyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Şimdi yanımızda Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Tulga Bey var. Tulga Bey'in de görüşlerini almak istiyoruz bu konuda. Derya Hanım biliyorsunuz bizi gururlandırdı. Bugün yeminini etti az önce. Hep beraber izledik. Evet. Patterson Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak atandı. Sizin de bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz Tulga Bey? Bu bir var olma olayı. Bayrağımızın, kimliğimizin, Türk kimliğinin bilhassa Amerika'daki yerel yönetimlerde var olması, tanınması çok anlamlı bir olay. Yıllardan beri beklediğimiz, özlediğimiz bir tablo. İşin güzel tarafı, her zaman bahsediyoruz, ben de buraya taşındım. Güzel tarafı, Amerika'daki Türklerin en yoğun yaşadığı yerdeyiz. Ve en sonunda bir belediye başkan yardımcılığı pozisyonunu çıkardık. Bunların çoğalmasını istiyoruz. Bunlar çoğaldığı vakit, bunun tabii Türk lobicilerine ve diasporacılığına yansımasını, halkımızın bilhassa Patterson, New Jersey'de yaşayan, New York'ta yaşayan Türk-Amerikan toplumunun legal haklarının korunması için, günlük yaşamda daha güçlü olmaları için, geleceğe daha güzel güvenle bakabilmeleri için bizim yerel yönetimlerde söz sahibi olmamız çok önemli. Turkish Channel'a, Turkish Gazete'ye de çok teşekkür ederim. Her yerdesiniz. Hem kongremizi sundunuz hem buradasınız. Bu önemli anlarda Türk basının, medyasının da ben burada olmasını isterim, arzu ederim. Her zaman Türk-Amerikan toplumu, STK'ları medya ile beraber toplumumuzun tabandan da desteğini alarak bizler burada çok güzel şeylere imza atacağımıza eminim. Bu belki bir başlangıç. Bundan sonra öteki yoğun olduğumuz yerlerde de bizim bilhassa belediyelere, yönetimlerin içine girmemiz, onların bize sunduğu haklardan yararlanmamız gerekiyor. Bu çok güzel bir örnek oldu. İnşallah bunun devamı gelir. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Sağ olun. Yanımızda Cumhuriyetçi Parti'nin New Jersey'de özellikle önde gelen Türk, Amerikalı Türk politikacılarından bir tanesi Sayın Tayfun Selan var. Onun da görüşlerini almak istiyoruz. Bu gece için sizin görüşlerinizi rica edelim. Tabii çok teşekkür ederim. Bu gece bizim için çok önemli bir gece. Bugün çok heyecanlıyız. Netice itibariyle bir arkadaşımız, bir kardeşimiz New Jersey'de çok önemli. New Jersey'nin 3. en büyük şehrinin belediyesinde bir görev almış durumda. Belediye başkan yardımcılığı gibi önemli bir görev almış durumda. Bu bizim için bir gurur kaynağı. Başka bir şey söyleyecek bulamıyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Toplumumuzu tebrik ediyorum. Bu gibi başarıların tekrarlanmasını, devam etmesini ümit ediyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Şimdi yanımızda TACS, Turkish American Cultural Society Başkanı Sayın Murat Berk var. Murat Bey'in de görüşlerini almak istiyoruz, duygularını almak istiyoruz. Derya Taşkın'ın bugün Patterson Belediye Başkan Yardımcısı olarak seçilmesi üzerine efendim. Yani çok önemli bir olay, çok önemsiyoruz hakikaten. Bu Türkler için bir kapı açtığına inanıyoruz bunun. Türkler, Amerika'da Türk toplumu çok fazla politik hayata katılmıyor. Bu tür başarılar Türklerin Amerika'daki politikaya olan ilgilerini arttıracaktır. Dolayısıyla bu hem Türk toplumunu hem de Türkiye'yi burada güçlendirecektir. O anlamda hakikaten çok önemsiyoruz. Çok önemli bir olay. Derya Hanım'a bu anlamda esasında çok önemli bir yük yüklendi. İyi bir şekilde başarıyla bunu yerine getireceğine inancımız sonsuz. Tebrik ediyoruz. Bizim, evet. Yani Türk komünitesi için hakikaten gurur duyacağımız bir gün bugün. Gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi önemli bir misyon. Peki siz çok önemli bir noktaya da parmak bastınız. Bizim için ihtiyacımız olan, olması gereken dediğiniz genç arkadaşları özellikle bu yolda ilerleyen ve biz Türk-Amerikan toplumu olarak aslında biraz bebek adımlarıyla ilerliyoruz. Şu anda çok yeniyiz tabii ki, Amerika'da özellikle. Sizin gençlere özellikle bu konuda tavsiyeleriniz ne olacaktır? Politikaya atılmaları konusunda özellikle. Yani Derya Hanım'ı takip etmeleri tabii ki. Çok dikkatli takip etmeleri ve onun izinden gitmeleri. Yani esasında en temelde söyleyeceğimiz bu. Ama gençlerden ziyade bütün Amerikan toplumu için söylememiz gereken, bizim daha iyi organize olmamız gerekiyor. Daha sıkı bir birlik olmamız gerekiyor ve politikada, politika yapabilecek her Türk'ü desteklememiz gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederiz Murat Bey. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Şimdi yanımızda Amerika Giresunlular İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Orhan Bayram var. Sizin de duygularınızı alalım efendim. Bu akşam hakikaten Mayor'ın de söylediği gibi yani tarih yazılacak bir akşam. Patterson'daki Türkler açısından ve Amerika'da yaşayan bütün Türkler, Türk toplumu adına tarih yazılacak, tarih denecek bir olay oldu bu akşam. Bu hakikaten bizi çok duygulandırdı. Niye diyeceksiniz? Yani bir Türk'ün burada belediye başkan yardımcısı olması demek, bu başka eyaletlerde, başka şehirlerde insanlarımıza, soydaşlarımıza cesaret verecek ve bu cesaretten dolayı daha önümüzde gelecek nesiller bu daha ilerilere doğru gidecek. Bunun bir ilerisi hedef koymamız lazım. Efendim, milletvekilliği, belediye başkanlığı olarak bunun devam etmesi lazım. Yani ben aynı zamanda Patterson'da esnafım. Ondan dolayı ayrı bir gurur duyuyorum. Yani bizi temsil eden, belediyede temsil eden ve orada bir parkımız var, Atatürk Parkımızın onarılması, düzeltilmesi konusunda bize en azından yardımcı olacak, bizim sesimiz olacak, belediyede bizim sesimiz olacak bir kardeşimizin bu göreve gelmesi beni hakikaten gururlandırdı. Onun için sizlere de buraya gelen arkadaşlara da bu karda kıyamette çok teşekkür ediyorum ve yani duygularımı başka nasıl paylaşmamı istersiniz? Çok teşekkür ederiz Orhan Bey. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun efendim. Efendim, sizin de duygularınızı alalım. Kızınız Patterson Belediye Başkan Yardımcısı seçildi. Sizin için büyük bir gurur olmalı. Çok mutluyuz bugünümüzde. Daha ne diyebilirim ki? Evlatlarından hepsinden mutluyum. Gurur duyuyorum. Başarılarını diliyorum. Peki çocukluğundan beri Derya'nın buralara geleceğini, böyle başarılar elde edeceğini hissetmiş miydiniz? Derya'da bu kıvılcımı görmüş müydünüz? Ben hissediyorum. Çalışkandı kızlarım. Çalışırlardı. Peki ne söylemek istersiniz kendisine? Ya da bu akşam gördüğünüzde ne söyleyeceksiniz? Öpmek isterim. Öncelikle sizi tebrik ediyoruz annesi olarak Derya'dan önce. Teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim.